Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay yapabileceğiniz çıtır çıtır burma baklava tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için tencereye 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, çeyrek limon, suyunu sıkıp kendisini de içine atalım. Kullandığım bardak 200 ml su bardaklarından. Ocağı açalım ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridi, kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alıp, orta ateşte 25 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Yağ için 200 gram tereyağı, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 1/2 çay bardağı eridikten sonra ocağı kısalım. Üzerinde oluşan köpükleri alalım. Kısık ateşte 5 dakika kaynatalım. Ara ara da üzerinde oluşan köpükleri alalım. Baklavamız için sade yağ hazırlıyorum. 5 dakika kaynadı. Ocağı kapatalım. Tekrar üzerinde varsa kalan köpükler alalım. Sade yağımız hazır. Soğumaya bırakalım. Hazır baklavalık yufka kullanıyorum. Baklavalık yufkayı açalım. 13 tane yufka kullandım. Tatlımı tek yufkayla hazırladım. Ama tek yufkayla yapması biraz zorluyor. İsterseniz 2 tane yufkayı üst üste alıp aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. 1 tane bezi ıslatıp suyunu sıkalım. Yufkaların üzerine örtelim. Mutlaka yufkaların üzerine örtelim. 1 tane yufkayı alalım. Videoda görüldüğü gibi büzelim. Ortasına rondoda çekilmiş ceviz koyalım. Kenarlarını üstüne kapatıp videoda görüldüğü gibi bükerek şeklini verelim. Tekrar gösteriyorum. 1 tane yufkayı alalım. Büzelim. Ortasına ceviz serpelim. Toplamda 150 gram ceviz kullandım. Kenarlarını üzerine kapatalım. Bükerek şeklini verelim. Dikdörtgen borcama yerleştirelim. Toplamda 13 tane yufka kullandım. Dediğim gibi eğer isterseniz ikişerli de hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız yağın tamamını tatlının üzerine sürelim. Yağın dibinde kalan tortularını kullanmayın. Yaklaşık 3 parmak genişliğinde keselim. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. 150 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Fırından çıkaralım. 15 dakika bekletelim. 15 dakika beklettikten sonra
Soğuğa yakın ılınmış şerbetimizi üzerine dökelim. Şerbetini tamamen çekip soğuyana kadar bekletelim. Soğuduktan sonra üzerini süsleyip servis edebilirsiniz. Ben üzerini Hindistan ceviziyle süsledim. Sizler eğer isterseniz ceviz veya fıstıkla da süsleyebilirsiniz. Bir dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Misafirleriniz için, sevdikleriniz için çok kolay hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır nefis bir baklava oluyor. Mutlaka deneyin. Sizlere çıtırlığını, iç dokusunu da göstermek istiyorum. Çıtır çıtır burma baklava tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.